İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da bir yanardağ hareketleniyor. Artsakh köy muhtarı. Dağavart'ta bir koşuşturma var. Köyü yeniden yaratmaya ve geliştirmeye devam etmeye hazırız. Batı Ermenistan Milletvekili Guillermo Karamanyan'ın açıklaması. İran Büyükelçiliği. Basrak Körfezi Karadeniz Transit Koridoru'na katılan ülkeler anlaşmayı onaylamaya yakın. Benjamin Bogosyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nde Azeri barış gündemi oluşturuluyor. Batı Ermenistan'ın gezmeye değer yerlerini tanıyalım. Kars'taki Lavaş Gölü. Batı Ermenistan'da Van ve İran sınırındaki duvar inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Garni Tapınağı'nın bulunduğu alana kaideler ve tarihi taşlar yerleştirilecek. İşgal altındaki Batı Ermenistan'ın en önemli dağları arasında yer alan Argios, Erciyes Dağı'ndan sonraki ikinci büyük volkanik dağ olan Hasan Dağı'nda depremlerin ardından hareketlilik başladı. Hasan Dağı'ndaki hareketliliği takip etmek amacıyla ölçüm aletleri kurulacak, kabuk hareketleri ve kabarmalar takip edilecek. Ayrıca sıcaklık ve gaz ölçümleri yapılacak. Hasan Dağı'nın en son püskürtmesinin Holosen döneminde yani geçtiğimiz 10 bin yıl içinde gerçekleştiği biliniyor. Artsakh'ın Dağavart köyü muhtarı Oleg Harutyunyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı konuşmada Dağavart'ta bir koşuşturma var, köyü yeniden yaratmaya ve geliştirmeye devam etmeye hazırız ifadesinde bulundu. Köy muhtarı Harutyunyan, köyde çatışmalar sırasında herhangi bir şekilde hasar görmemiş bina yok. 5 müstakil ev tamamen yandı. 75 evin pencereleri, kapıları ve çatıları değişti. 75 dairenin inşaatına henüz başlandı. Savaş sonucunda köy okulu ve kulüp hasar gördü, dedi. Muhtara göre 50 nüfuslu 18 yerinden edinmiş aile buraya yerleşti. Herkesin bir evi var, arazi işleriyle, hayvancılıkla uğraşıyorlar ama başka şeye ihtiyaçları var. Köye doğal gaz döşendi, elektrik ve su temin edildi. 9 Kasım 2020'de dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler Azerbaycan ve Türkiye tarafından Artsakh'ın yerli Ermeni halkına yönelik askeri operasyonların Artsakh topraklarının %85'ine el konulmasını kabul eden bir anlaşmanın dayatmasıyla aniden durduruldu. Öğrenince şok oldular. O zamandan beri Artsakh askeri saldırı gerçekleştirilen insanlar tarafından yasa dışı bir şekilde işgal edildi. Bu belge mevcut Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Rusya tarafından imzalanmıştır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın olaylar sırasında yaptığı açıklaması gibi bugün de bu üçlü anlaşmanın Artsakh'ın egemen Ermeni halkı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını teyit ediyoruz. Açıklamanın tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden Armen Press'e yapılan açıklamada Basra Körfezi Karadeniz Transit Koridoru'na katılan ülkelerin anlaşmayı onaylamaya yakın olduğu vurgulandı. Uygulaması halinde jeopolitik emelleri olan bu büyük proje Ermenistan Cumhuriyeti'nin bölgedeki ekonomik ve siyasi ağırlığını artırmak da dahil olmak üzere Asya-Avrupa ticaret bağlarını güçlendirerek Hindistan'dan Doğu Avrupa'ya büyük bir geçiş yolunun önünü açabilir. İran Büyükelçiliği, Basra Körfezi Karadeniz Transit Koridoru Anlaşması'nın katılımcı ülkelerin Sofya'daki toplantısında onaylanabileceğini ifade etti. Bu, Basra Körfezi ile Karadeniz limanlarını ekonomik olarak bağlamayı amaçlayan büyük bir uluslararası projedir. İran bu fikri 2016 yılında öne sürdü. O zamanlar resmi Tahran, Güney Kafkasya'nın 3 cumhuriyetinin de programa dahil edileceğini ve yollardan birinin Ermenistan Cumhuriyeti olabileceğini açıklamıştı. Ancak son aylarda bölgede yaşanan gelişmeler Azerbaycan'ın projenin dışında kaldığını göstermiştir. Bunun yerine Ermenistan Cumhuriyeti programa aktif olarak katılmaktadır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de siyasetçi Benjamin Bogosyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin en acil konularından biri olan ve Ermenilerden daha çok Azeriler için önem taşıyan barış konusu hakkında konuştu.
Artsakh'ın statüsünü etkileyen bir dizi faktörü sundu ve 1988'de Artsakh Kurtuluş Mücadelesi'nin birleşme çağrılarıyla başladığını, ancak daha sonra bağımsızlık tezinin dolaşıma sokulduğunu ve bunun Artsakh'ın kimden bağımsızlık istediğini belirsizleştirdiğini vurguladı. Zaten San Remo konferansı sırasında Artsakh Ermenistan'ın bir parçası olarak kabul edilmişti. Olası bölgesel değişikliklere değinerek bu durumda İran ve Rusya'nın aktif etkilerinin olabileceğini kaydetti. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerlerinden biri de Kars'taki Lavaş Gölü. Kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen Lavaş Gölü'nü de kuraklık vurdu. Dağların arasında sazlıklarla çevrili Lavaş Gölü'nün suyu kuraklıktan dolayı %80 çekildi. Yaban kuşlarına da ev sahipliği yapan göl, Kars'ta görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Sevgili yurttaşlar, siz de Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerlerini ziyaret edip burada kış tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz. Batı Ermenistan-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler için kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van-İran sınırında 64 kilometrelik sınır hattına yapılacak modüler duvar çalışmalarının büyük bir kısmı ise tamamlandı. Yüksek rakımlı sınır hattında hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesine rağmen duvar örme çalışmaları devam ediyor. Soğuk havanın etkisiyle sınırda hareketliliğin olmadığını ve donmuş göçmen cesetleriyle karşılaşıldığı vakalar kaydedildi. Garni adlı tarihi kültürel rezerv müze bölgesinde tadilat çalışmaları yürütülmektedir. Garni Tapınağı'na giden yolun her iki yanına 24 bazalt kaide yerleştirilecek. Kaidelerin üzerine antik döneme ait taşlar ve eserler konacak. Eserler rezerv müzenin farklı yerlerinden getirildi. Bunları kaideler üzerine yerleştirmenin amacı ilk olarak ziyaretçilere göstermek, ikinci olarak da taşları çürümekten korumaktır. Bu tür kaideler üzerindeki anıt taşları 2018 yılından itibaren rezerv müze alanına yerleştirilmektedir. Ancak artık sayılarının arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı geleneksel folk topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Maral Şişu adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.